Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Oxygen the Tingle'da devam ediyoruz. Ne yaptık bir önceki bölümde? Oksijen sistemimizi artık yerine oturttuk. Yavaş yavaş yani tek tam yapmak istediğim bir tane smart battery yapacağım. Geriye kalan yapmadığım bir bu kalmıştı. Bu smart battery'yi de tekrardan burada otomasyonla şöyle yukarıdan bağlamam gerekecek. Buraya bağlayacağım. Dolayısıyla hidrojenimizi de fazla üretilen hidrojeni de tüketmeden kenara atmaya başladığımızda kendi kendine yeten bir oksijen sistemimiz bulunacak gibi gözüküyor. Isısı da çok bir ısısında da çok bir sıkıntı yok. Zaman içerisinde ısıya da tekrar bakarız. Ama şu anda keyifler yerinde diyebilirim. Bunun haricinde bunu tamamladıktan sonra artık bir yavaştan bir buradaki şeylere de hop bit geldi. Çinjoka'dan 100 bit geldi. Şu anki düzende hidrojenin yarısı depoya göndermeye çalışacak. Hidrojen jeneratörünün üstünden devam edince depodan geri çekmeye bile gerek kalmayabilir. Mümkün. Mümkün. Ama ben her halükarda burada biriktirerek kullanmayı tercih edeceğim. Önce bu depoya gitsin, depodan tekrar buraya dönsün. Bu arada çok teşekkür ederim bitle destek olduğun için. Yiyecek tarafında da artık buraya da şey nerede ya? Station'da mıydı? Grooming Station. Burada artık piplerimizi de yetiştirmeye başlayalım. Çünkü yavaş yavaş karınları da doyuyor. Herhangi bir sıkıntı da kalmadı. Artık et üretimine de yavaştan başlayacağız. Ama tabii o da biraz vakit alacak. Yani şu oksijen sistemini kurmamız bile ne kadar vakit aldı biliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada oksijen sistemimiz o kadar iyi işliyor ki bütün maskeler dolu. Üstüne bütün base'imiz de oksijenle dolu. Artık bundan sonrası dengeleri bozmadan yavaş yavaş geliştirmekte base'imizi ve şeylerimize yönetimimizdeki dupları. Buradan Fedoan'la da atletik yeteneği olsun. Suit Bearing'e gidelim yine. Buradan da devam. Yavaştan artık Exosuit'e falan da geçmemiz gerekecek ama ona da birazcık daha vakit var. Buradan şeyi de şunu da artık enable diyebilirim. Kullansınlar şeyi. Dokuz diyelim. Burayı bu değil. Şöyle birbirine de bağlayabilirsek kestirme yolu olsun. Sağı solu etrafı çevreyi adam etmesi kaldı artık geriye. Burada yeteri kadar şey de var, suyumuz da var. Şimdilik burada da yeteri kadar suyumuz var da. Burada buz da var. Bu buzlar da eridiği zaman duruma göre bakacağız. Ha gayret. Maskeleri aktifleştirmedim. Aktifleştirdim ya. Az evvel aktifleştirdim. Gelecekler birisi düğmeye basması gerekiyor birisinin. O yüzden aktifleşmedi. Joya Seed. Joya Seed'ler epey işe yarar. Yaşadığımız yerleri de güzelleştirmenin vakti gelecek yavaş yavaş. Yes, şimdi 80-20 diyelim. Ardından da şuradan bunu kaldıracağız. Buradan bunu ateşleyeceğiz. Buradan da buraya o daha yapılmamış. Olsun, yapılır. Hızlıca bu da yapıldığı zaman depoya da bunu bağlamış olacağız. Sistemimizi tamamlamanın son raddesindeyiz kabaca. Bu arada maskeleri aktifleştirdiler aynen. Hadi bakalım. Gelen var mı? Furki geliyor. Hoş Furki. Aslansın Furki. Böylece hidrojen sistemimizde bağlanmış oldu. Artık burayı da kesebilirim. Kestiğim takdirde de kendisine
yetebilen bir şey sistemin bulunuyor artık. Bu yavaş yavaş dolacak değil mi? 700 gram vardı burada. Daha da fazla olacak şimdi. 700 gramın altına düşmediği zaman çalışmaya başladığında en üst seviyeye kadar bir sıkıntımız kalmayacak. Durduğu anda kaç var? 800 var. Tamam, 100 gram ekstradan kar bile etmiş olduk. Muhtemelen bundan sonra bir daha problem olmaz. Problem olursa da şak diye tekrar bağlarız zaten. Problem değil. Güzel. Vallahi güzel. Burası ranch gözükmüyor mu artık ya? Stable, aynen. Niye peki? Rancher'ımız kim bizim? Sancar. Life support skill'lere bakalım, priorities'e bakalım. Yok, Sancar değilmiş, dur şey, Benkobi. Benkobi niye? Allah Allah. Benkobi'nin normal şartlarda şeye bakıyor olması gerekiyor. Senin dur şapkanı da vereyim hatta. Critter Ranching'i tak. Yapabiliyor durumdasın. Başka bir skill'le mi şey öncelikle mi karışıyor? Yok. Yarın kalktığında muhtemelen grooming station'da da çalışmaya başlayacak. Upgrade edebiliriz bu arada. Fazla bu burada. Bütün hatta acornları buraya alabilirim. Benkobi niye buna? Cannot currently ranch. Allah Allah. Ha, groomed zaten. Okey, tamam. Ha, hepsine bakmış zaten. O yüzden ben de diyorum niye bakmıyor bunlara. Hepsi bakılmış durumda. Ehlileşmeye başlamışlar. O yüzden. Tamam, çok güzel. Tamam, ben de diyorum Allah Allah, ulan bayağı takıldım kaldım. Güzel, orasını da tamamlamış olduk. Bizim bir sonraki aşamamız ne olacak? Hop, burada evet, dediğim gibi hidrojen birikmeye başladı. Hidrojenin fazlasını ne yapacağız? Buluruz bir şey. Hidrojenin fazlasını da buluruz bir şey. Zamanla dolacak çünkü. Fazlasından ötürü bir tane daha hidrojen jeneratörü yaparız. Fazlasında o hidrojen jeneratörüne gidip ana kaynağa bağlanır. Çözdük, gitti. Selamlar, hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar bu arada. Hoş. Bunu da çözdük mü ya arkadaşlar? Bunu da çözdük gibi hissediyorum. Bizim bu saatten sonra yavaş yavaş yapacağımız şey şudur. Boşta olan şey var ya. Boşta olan çalışanlar var. Bizim aslında evet. Tekrardan research'lara başlayalım. Şöyle kaliteli sanatlara kadar da devam edelim. Bizim furniture'lardan hanging pot. 1, 2. Şöyle buraları bir bezeyelim. Kaliteli ortamlar yaratalım artık biraz. Mass Hall. Great Hall olması için dekor lazım değil mi? Tamam. Olacak mı Great Hall? Şey bir tane lazımdı buraya. Furniture diyelim yine. Water cooler. Bir tane de water... Yok, buraya koyma. Furniture, water cooler diyelim. Bunu niye yaptım? Şimdi onu hemen açıklayayım. Burası normalde mess hall'du, yani yemekhane ama işte basit bir yemekhane. Bir de great hall diye bir şey var, daha kaliteli bir great hall. Gerekli olan iki şey vardı. Bir tane böyle bir makina, şu an olmuş olması lazım hatta, bakalım. Evet, great hall'a dönüştü. Bir tane böyle bir işte hani dinlenirken kullanacakları tarzda bir makineye ihtiyaç vardı. Bir de dekor
kalitesini arttırmamı istiyordu. Bu Joya Seed'leri buraya ekince zaten dekor kalitesi arttı. Üzerine bir de şey yapınca şöyle bir bunları da birkaç tane storage bin yapayım da şeyleri toparlayalım. Sağı solu toparlayalım artık. Bir de makineyi yapınca artık burası Great Hall'a dönüştü. GGVP. Daha ne olsun. Buraya Mert Leaf koymaya gerek var mı acaba? Mert Leaf'ten şey çıkıyor muydu ya? Yok, Body Bot'tan geliyordu. Mert Leaf'ten şey gelmiyor. Alerji yapan zımbırtılar geliyor mu diye baktım da gelmiyor diye tahmin ediyorum bu şeyden. Dolayısıyla buraya onu asabiliriz. Great Hall'un ek özelliği nedir? Great Hall'un ek özelliği şu, ekstradan moral veriyor. Moral ne diyecek olursanız da bakın burada moral, hani sahip olduğu moral yeşil, ihtiyacı olan moral kırmızı. Eğer ki ihtiyacı olan moral sahip olduğu moralden daha fazla olursa stres olmaya başlıyor karakterler. Stres oldukları zaman da işte hani problem yaşıyorlar kabaca. Burayı da açalım. Burayı da açalım. Bunu da yık. Hiç öyle şeyle falan uğraşmıyorum. Bir tane şeyi de buraya getireyim. Artık kullanalım. Kimle başlayalım? Bizimle beraber en uzun süredir, gerçi ya da şey, bizim birincil Furki olur. Furki'yi bir oturtalım buraya. Furki'ye kıyak yapalım. Aa, sen çıkamıyorsun değil mi şimdi buradan? Yok, çıkıyorsun. Tamam. Bakalım süper güç olarak ne gelecek göreceğiz. Regeneratif özelliği kazandı. Bu sayede hani canı daha çabuk dolacak falan diyor ama zaten canını götüren çok da bir şey yok. Olsun. Böyle bir şekilde kullanmış olduk bunu da. Sol tarafta bir tane daha var. Onu da gideceğiz bir ara. Şimdi Sweep on diyelim, all diyelim. Bunu da copy settings direkt buraya koyalım. Buraları bir toptan kaldırın. Sağda solda artık dağınıklık istemiyorum. Suyumuzla alakalı bir sıkıntımız yok. Gelen şeyin ısısı ne? Bu arada 9 derece, 10 derece, 15 derece, 16 derece. Tamam. 17 dereceye kadar çıkıyor buradan gelen şey. Suyun ısısı. Suyun diyorum, oksijenin ısısı. O da problem değil. Çok soğuk oksijen veriyor muyumdur acaba diye bir endişelendim ama öyle bir derdimiz de yokmuş. Tuvaletlerle ilgili yapacak mısın? Upgrade edeceğim onları da ama yani artık bir base'i birazcık daha şey yapabilirsem da şöyle bir İnceden. Adam etmek için neler yapabilirim diye bakıyorum da. Şuraları bir iyice toparlayalım. Bu sıcaktan ayırmam gerekecek benim bu şeyi, ortamı. Artık base'imizi biraz toparlama aşamasına girebiliriz. Şuraları da hatta toparlayabilirim. Şunu da kopyala da buraya koy. Artık kırabilirim ya da cancel deconstruction, kırma. Önce iki tane değil, bir tane yapayım. Bir tane şuraya şey, neydi onun adı, buzdolabı yapalım da önce.
Bunu ondan sonra oraya kopyalıyoruz. Gerçi her şeyi ol diyoruz ya. Tamam, bunu çıkartabiliriz. Burada oksijen var. Kirli oksijen hiç hoş değil o. Ha, oradan çıksın o. Güzel. Kirli oksijen ekstradan bozulmasını hızlandırıyor çünkü şeyin. Bunu bir solusanız ya şuradan. 50 gram epi topu. Ol diyelim buna da. 9 da diyelim. Şu an çalışmayacağı için çok bir sıkıntısı yok. Anladım. Tamam. 10 cycle'da, 10-11 cycle'da bozuluyor aslında yiyecekler ama o kadar uzun süre kalmadıkları için zaten dert değil. Food poisoning mi? Neden food poisoning var burada? Bozulan şeylerden ötürü var. Bozulan yiyeceklerden derhal kurtulmak gerekecek. Onda bir dert. Oxylite koyalım. Çok lazım değil ama. Şey yapalım. Refinement deyip kompost yaparsak mesela şuraya. Şurayı da açabiliriz. Skill artan, skill artanlar var. Atletikten devam. Benkubi. Critter Ranching'ini iyice abartabilirim ama önce atletikten gidelim. Sweet wearing olayları çünkü önemli. Çok az su koysam aslında belki şeyi engeller diyeceğim ama neyse. Anlamadan geçiyor hakikaten vakit. Kaç saat olmuş? 4,5 saattir yayındayız arkadaşlar. Yani YouTube'dan izleyenler artık 7. bölümü mü izliyor, 6. bölümü mü, 5. bölümü mü hesap etmedim de gayet güzel aktık gittik. Devam da edeceğiz. Hiçbir şeyimiz yok o konuda. Ice'de. Buradan taşırsan çok sevineceğim. Ha. Ekstra benim burayla alakalı bir derdim var mı? Yok. Her şeyimiz fazla fazla. Bunu buraya koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Hmm. Girişi bu tarafa çekeceğim. Böyle 1000 tane şeyle uğraşılmasın. Buraları birazcık açarak. Yeni bir proje olarak çekmiş olalım buraları da. Benim ceiling collapse derken. Burada kilitlendim mi? Kısmen. Ha tamam, çıkabiliyor. Okay. Çıkabildiğimiz takdirde sıkıntımız yok. Burada eriyen şeyler var. Herhalde. İnşallah saçma bir yerlerde saçma bir şeyler erimiyordur da. Ne yapacaktım ben başka ya? Toparlamaya devam edeyim. Dur, bir şey yapacaktım sanki ama unutmuşum gibi hissediyorum. Unuttuysak da hatırlarız, sıkıntı yok. Yapacağımız çok şey var nasılsa. Selamlar yeni gelen arkadaşlar, hoş geldin. Ha, çürüyen yemekler. Çürüyen yemekler zaten hani... Lan? Rot pile. Rotten. Buradaki basın çok yüksek olduğu zaman zaten hani bir sıkıntı olmuyor gibi anladığım kadarıyla. Bu yani çürüyen yemekler şey de olsa, ne derler onun adına? Burada basınç yüksek olduğu için yani olduğunda normalde şey
Politodoks yani kirli oksijen yayıyor olması gerekirken yüksek basınçta ötürü yayamıyor gibi gözüküyor. O yayamadığı zaman da sıkıntı olmuyor. Anladığım kadarıyla en azından. Dolayısıyla çok hani öncelikli bir mevzu değil. Kaldı ki öncelikli olacak şekilde de çözme şansımız var. Şuradan buraya da girebiliriz aslında. Yavaş yavaş burada komposttan geçiriyorlar. Yemeklerini yiyorlar. Aç kalan yok. Açıkta kalan yok. Bunu elektrik vereceğim ama elektrik versem de %9'dan %4'e falan çekecek. Yani 25 cycle falan idare edecek noktaya getirecek beni. Az mı? Değil ama yeteri kadar da değil. Problem bir tık o. Benim buradan senin tamamen kaldırmam gerekiyor ya benim. Uproot. Şunu çıkartmam gerekiyor. Olur. Burada çözmüş olduk. Yavaş yavaş işte burada pip ekler de başlamış. Burayı bizim otomasyona çevirmemiz gerekecek de. İşte ona daha var ya. Yavaş yavaş ilk şey critter farmımız da başladı. Yani hayvan çiftliğimiz de başladı. Burayı tamamlayalım. Başka ne yapacaktım ben? Burayı da toparlayalım şu şekil. Burayı çok yakın yapmış şey ama problem de değil. Burayı da böyle bir açalım. Yavaş yavaş alanımızı genişletelim. Yapacağımız şeyleri yapmaya odaklanalım. Yapacağımız şeyleri yapmaya odaklanalım dediğimde bir sonraki aşamaya yavaş yavaş hem duplicant'ların kalitesi artsın yavaş yavaş. Hayat kalitesi artsın. Hem de bir bakalım. Nerede eksiğimiz var, nerede gidiğimiz var. Yiyecekle alakalı bir problemimiz yok gözüküyor. Bu kadar mealwood yeterli. Kalorimiz azalmıyor. O mutluluk verici. Gaz deposunun hidrojen olduğu zaman çalışması için bir otomasyon sistemi yapılabilir. Otomasyon sistemine gerek yok ya. Hani şey yapacağım. Hatta burayı yavaştan tamamlıyorlar. Orayı tamamladıklarından sonra. Unreachable mı? Niye unreachable lan? Ha şey yok çünkü. Şöyle yapalım. Buraya iki tane daha maske ayarladık mıydı? Derdimiz çözülür. İnşa edelim şunları. Bir minik depolar falan da yapmamız gerekecek ki. Filtration medium'u cultivable soil olabilir. Başka ne koyabilirim buraya? Raw mineral koyabilirim. 9 diyelim ya da 8 diyelim.
Copy diyelim. Şuraya da ekleyelim. Yavaş yavaş bunları da doldurmaya başlarlar. Bunları da yıkalım. Su bittiğinde sorun yaşarız. Onun haricinde... Onun içinde Geyser'a gitmek mantıklı olabilir. Geyser burada bir sıkıntı yok. Ya şey var, su kolay kolay bitmeyecek arkadaşlar. Çünkü buz eritiyorum. Hani hatta şunu... Şöyle de yapabilirim. Birkaç tane daha şuraya şey koyayım. Daha hızlı erimesi için. Yani ne kadar büyük kütle koyarsanız o kadar yavaş soğuyor. Dolayısıyla ben bin, yani bir ton bir ton ayıracağım hepsine. Daha hızlı biçimde ısınacaklar. Burayı da dolduracaklar. Yani benim kolay kolay susuz kalma ihtimalim yok şu aşamada. Ha, kalmaz mıyım? Kalırım ama kaldığım anda da hızlıca çözme şansım da var. Yani şurada da zaten epey bir suyum var. Beni nereden baksanız 200-250 cycle'a kadar idare edecek kadar suyum var. Kabaca. Kolay edinebiliyorum çünkü suyu. Şunları artık bir toparlayalım. Bir de bununla beraber artık... buildings diyelim. Burayı da açalım. Şöyle bir temiz temiz inelim aşağıya. Bu dağınıklıktan da kurtulmak istiyorum. Buraya bir tane daha da hidrojen jeneratörü yapacağım. Bunun fazlası da biraz spagettiye döndü gene ama böyle gelecek. Yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi buradan gelen gaz bu şeye girişe geliyor. Bu girişe geldiği zaman otomatik olarak devamında boru olsa bile şeye giriyor. Depoya giriyor. Ola ki depo dolarsa buraya gelen gaz diyecek ki ulan depo dolu, ben nereye gideceğim? Aa, burada borunun devamı varmış, oradan gideyim. Hop buradan gidiyor ve bu hidrojen şeyine giriyor. Üretim tesisine giriyor. Jeneratörüne giriyor. Buradan da şöyle böyle şey oldu. Ha, böyle bağladığımızda buraya gelen hidrojen de otomatik olarak bizim elektrik sistemimizde bağlanıp elektrik sistemimize besleyebilir kabaca. Çözüm o. Ekstradan daha kalabalık bir otomasyon yapmaya çok da gerek yok. Burada her şey gayet güzel yolunda çalışıyor. Çıkışına veriyorsun onun yerine. Çıkışından kast... Ha. Yok, çıkışına verirsem bu sefer depodaki bütün gazı kullanacak. Ben depodaki bütün gazı kullanmasını istemiyorum. Sadece fazlasını kullanmasını istiyorum. Depodaki gaz burada kendi içerisinde bu sistemi koruması için, kullanması için gerekli olan gaz. Yani amacım işte bütün hani bütün base'i bütün base'in elektriğini, bütün üstün elektriğini buradan kullanayım değil, artan hidrojeni verimli bir biçimde kullanabilmek. Diğer gezegenlere gitme update gelmişti oyunda sanırım, denemiş. Denedik, oynadık daha evvel zaten. Yine şu anda oynadığımız da zaten Spaced Out DLC'si. Şuraları full açalım mı ya? Erişebiliyorsanız buralara da erişin. Şöyle seke seke şuralara da gelelim. Buraları da açacağım çünkü. Buradan hiçbir şey istemiyorum ya. Burayı tamamen açın güzel kardeşlerim. Geniş bir alan olsun. Burası serin de bir alan. Endüstrimizi buraya kurma ihtimalimiz var. Yani kurabiliriz. Bilmiyorum. Öyle düşün şey yapmadım şu anda. Çok planlamadım şu an ama. Yapsak yaparız. Burayı da kapatalım. Tekrardan şeye dönüşsün.
şuradan copy'de buraya bunu ekleyelim. Ekstradan işte çıkartmış olduk. Benim durumum nedir? Durumum fena değil. Şey var aklımda. The food kısmından incubator diyeceğim ama incubatorları şuraya yapsam olur aslında. Kapatalım. Ondan sonra açarız orayı da. Buraya incubatorlar kuracağım. Incubatorlar da dediğim nedir? Yumurta enkübasyonu için. Daha Türkçe olmadı gerçi. Öyle deyince. Şimdilik şey yapmayayım. Daha fazla alüminyuma ihtiyacım olacak ama yarın ayarlayayım. Buradaki yumurtaları bu tarafa çıkartmak istiyorum. Onu da otomasyonla da yapmak gerekecek aslında da. Ona biraz daha var. To the left, and it receives. Hammer yeni bir şeymiş ya. Acaba şunu çalıştırmaya mı yarıyor? Olabilir. İki tane maskemiz fazladan var. Onları da buraya koyacaklar. Tabii şey lazım. Bağlayalım oksijeni de. Buralarda dolmaya başlasın. Ha, burayı açtık mı? Burayı nasıl açtım ben ya? Ha şey tamam. Ya, normal. Tamam. Dert yok. Herhangi bir sıkıntımız olmaz. Zaman içerisinde buradaki gereksiz gazlar da şey yapacak. Ayrılacak zaten. Güzel. Oksijenimiz de yeniden depolara dolmaya devam ediyor. Kaç kilo oluyormuş ya bu? 30 kilo mu oluyor? 15 kilo mu? 20 kilo, 20-15, 30 falan filan. Peki. Şimdi research. Research'lara da artık devam edelim de ne yapacağım? Her şeyi yapabilirim aslında. Aquatuner, Aquatuner önemli, şey için önemli. Isı kontrolü için epey önemli. Onu o yüzden alalım. Kullanacağız. Burayı da adam ediyorlar. Bunu da şöyle almam gerekiyor. Güzel. Sanıyorum ki... Hop bir dakika dur. Yiyecekle alakalı problemimiz mi var? Yok. Nice loaf. Tamam. Yiyecekle alakalı problemim var zannettim. Kalori azlığı olduğu için ama muhtemelen yeni bir şeyler çürüdü burada. Okey. Evet çürüyenler var. Çok sıkıntı yaratacak bir şey değil bu. Kirli suyu temizleyen sistemi ne kadar var? Kirli suyu temizleyen sistemi istersem yapabilirim. İstediğim anda aslında tuvalette de şey yapabilirim. Geliştirebilirim, update edebilirim, upgrade edebilirim. Onu zaten dur bakayım yapmış olmam lazım research'ın onun ama water sieve diye geçiyordu diye hatırlıyorum. Water sieve nerede? Aa yapmamışım. Tamam water sieve'i de yaparız. İşte bu şeyi de tuvaletimizi de upgrade ederiz. Burada cramped yazıyor değil mi? Cramped yazıyor hakikaten. Şey yapalım. Şöyle storage bin diyelim. Hemen yapalım. Bütün yumurtaları burada toplayacağımız bir
yapma gayret. Hulk'i geliyor. Ağır ağır. buradan yumurtalar nerede ya? Ha, kırtrek. Tüm kırtrekler burada. Bulunsun, sweep only diyelim. 9 diyelim. Hızlıca bütün yumurtaları alın buradan. Çıkartın. 9'a tekrar geri dönebiliriz. Şahane. Artık cramped değilsiniz değil mi burada? Sen burada ne yapıyorsun ya? Sen de bir yakalan da buraya gel. Aynen aynen cramped değiller artık. Burada 5 tane var. 6, 7, 8'inciye kadar buraya toparlayacağım. Sen de aynen buradan yakalan. Çok güzel. Ehlileştireceğimiz şeylerin sayısı da artıyor. Sweep only'den de çıkartabilirim aslında bunu. Yan tarafa en azından bir tane incubator yaparsam şimdi. Tane de yapabiliyorum, tamam. Şeyler de buraya, pip egg'ler de buraya gelecekler. Her şey de yoluna girecek. Chat neden akmıyor? Muhtemelen herkes arkada dinliyor. Chat, uyanın chat. Bir yazın, bir şey yazın, bir O7 atın, bir şey yapın. bir küçük ekran, yani özellikle full ekranda daha doğrusu izlemesi hani anlam ifade ediyor. Çünkü çok küçük şeyler var. Sizi bot zannediyor. En çok başım bir European Universalist 4 oynarken, bir de Oxygen Not Included oynarken başıma en çok gelen şey, ulan 400 kişi izliyor, kimse chatte yazmıyor, nerede bu millet diyen oluyor. Ama işte European Universalist'te, Oxygen Not Included'da full ekranda izlenilen oyunlar oldukları için chat bir sessiz sakin oluyor. Hoşuma da gitmiyor değil ha. Yani şeyi hissediyor insan, ulan demek ki oyunu oynuyorum iyi. Adamlar arkadan oturup izliyorlar hani, dinleyebiliyorlar, bir şey demek zorunda kalmıyorlar. Ah, Samet de buradaymış. Hoş geldin Samet tekrardan. Neyse. Şimdi bunu da ayarladım. Şu da tamamlansın. Incubator tarafını da tamamlamış olalım. Böyle 9'a da çekeyim hatta bunları. Yumurtaların fazlaları buranın içerisinde biriksin. Bunu yapıyor olmamın sebebi şu arkadaşlar. Şeyin içerisinde, storage binin içerisindeyken yumurtalar şey büyümüyor. Yani yavru çıkmıyor içinden. Incubator'da iki tanesini tutacağım. Fazlası şeyde bulunacak. Storage binlerde birikecek. Dolayısıyla burada da fazladan şey kalmayacak. Yumurta kalmayacak. Okey. Bu da tamam. Pekala. O zaman incubator kuluçka değil mi? Yaşa ya sarı mutant. Kuluçka ismi aklıma gelmediği için kuluçka demiyorum kaç seferdir. Evet, kuluçka. Bildiğiniz kuluçka bunlar. Kuluçkada da artık yumurtalarımız var. Yiyecek konusunda çağ atlamaya da çok yakınız. Hatchling egg. Gelsin. Hatchling lazım olur bize belki. Bunlardan bir tanesini o zaman remove diyelim. Hatchling egg'e çevirelim. Hatch'e de ihtiyacımız olursa burada kullanırız. Çok güzel. Bu sayede hani ihtiyaç duyduğum anda elimde şey olacak. Bir yumurta bulunacak. Herhangi bir derdimiz kalmadı gibi gözüküyor. Burada çalışmaya devam ediyorlar. Unreachable değil mi? Ha, burayı yapmadılar çünkü daha. Yapacaklar. Her şey yapılacak. Çok güzel. Şunları da yakalayalım. Hatta bunu da yakalayalım. Götürdükleri yere götürürler. Kaç tane oldu burada? 7 oldu. Pekala, tamamdır. Bunu da toparlamış olduk. Yavaş yavaş base'imiz hani kendine yetebilir bir hale geliyor. 60 cycle aldı. 61 cycle aldı. 61 döngüde anca tamamlaya, yani bu noktaya gelebildik. Bundan sonrasında artık daha hızlıca hem endüstriyi toparlamak hem artık yavaş yavaş şeye çıkmak. Hani uzay boşluğuna çıkıp artık bir sonraki hani aşamaya doğru hareket etmeye başlamak var işin içerisinde. Ama YouTube'dan izleyenler bir sonraki bölümden devam edebilirler. Orhun Kayat Let's Play kanalından izliyorsanız çok teşekkür ediyorum bu kadar zamandır
zamandır bana katıldığınız ve videoyu beğenerek de ya da kanala abone olmadıysanız abone olarak da destek olduğunuz için çok teşekkürler. Çünkü desteğiniz gerçekten çok kıymetli. Vaktiniz olursa Orhan Doğan Twitch kanalındaki canlı yayınları da beklerim. Şu anda da hatta 400 kişi izliyor bir yandan. Selam vermek isterseniz chat YouTube'a verebilirsiniz şu aşamada. Gerçi ekranda gözükmüyor ama ben bilirim en azından. Neyse, lafı daha fazla uzatmayayım. Bir sonraki videodan devam edebilirsiniz Let's Play kanalından izleyenler. Ama şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.